Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Sedef, Beyza Nur, Ebru. Ebru ile İstanbul'da karşılaştık, sağ olsun geldi. Hem de iki gün geldi, cumartesi, pazar. İşten kaçıp kaçıp geldi fuara. Bak Ebru, Çağla, Öztürk. İyi akşamlar. Ne yaptınız arkadaşlar? Dünkü konuyla ilgili sorularınızı çözdünüz değil mi? Dünkü konu iyi oturmuş olması lazım. Oradan soru kaçırmayacağız. Yevda Ünal hocamız da geldi. Merhabalar Yevda. Evet. Bahar'cığım, teşekkür ederim Yevda. Evet. Arkadaşlar, sözel mantık, Türkçe dil bilgisi, mutlaka Yevda Ünal hocamı izliyorsunuz. Yasama, oylamalar zor. Sıkıntı değil. Onun üzerine bir tekrar geçeceğiz. Hiçbir şey kalmayacak. Ben en zorunu anlatıyorum arkadaşlar. Ben de biliyorum kısa kısa anlatmayı, detaylara girmemeyi. Tamam mı? Ondan sonra sınavda çıkıyor karşınıza, yapamıyorsunuz. Yani çok basit, çok şeyi nasıl söyleyeyim ben size? Yüzeysel geçmek benim de bilebileceğim iş. Ama ben yapmıyorum bunu arkadaşlar. Tamam? Altaycığım merhabalar. Merhabalar. Evet. Kıymetli arkadaşlar, evet sorularım zor çünkü arkadaşlar, yasama sorularını çok güzel sordum. 10 numara sorularım var. Soru bankası soruları mutlaka çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet. Yasamadan sonra kolay. Göreceksiniz arkadaşlar. Yürütme çok kolay. Yargı kolay. Evet. Aynen. evet. WX V9LG. Başka KPSS'ciler var ya, hep böyle fake hesaplar yapıyorsunuz. Öldüreceksiniz beni, öldüreceksiniz. ESA'ya gene soru atacağım. Gene soru atacağım. Soru bankındaki soruları mutlaka çözün arkadaşlar. Mutlaka. Tamam. Melike Ünlütürk. Ses en yüksekte. Tamam. En yüksekte. Mehmet maalesef. Evet. Aynen. Tabii tabii, komple bitir, öyle çöz. Sıkıntı yok. Ben şimdi yasamada tekrar da yapacağım arkadaşlar. Oturtacağım. Zennure, yeni katılanlar için söyleyeyim. Arkadaşlar, hani kolaylık olsun diye yani video defter üzerinden gidiyoruz. Video defter üzerinden. Bugün sayfa 82 ile 87 arasını işleyeceğiz. Aynen aynen. Haklısın hocam. Ne yapacaksın? Kaktüs. Ne yapacaksın? Bir de sosyal baskı da var tabii. Beğenemiyorsun falan filan. Ha, KPSS çalışıyor falan. Çalışan arkadaşlar var böyle. Onlar da tabii iş yerinden zılgıt yememek için fake hesaplarla giriyorlar. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Yani sizin niyetiniz önemli. Aynen. Arkadaşlar, herhangi bir ücret almıyoruz derse. Bakın, ücretsiz yapıyoruz. Öyle bir şey yok. Ne ücreti ya? Canancığım, değişiklikler var. Değişiklikler var. Sayfa dizaynı yenilendi. Eklemeler var. Bazı konuları şekle çevirdim. Aynen. Denizciğim, Deniz kızı, Adana'ya selamlar. Adana'ya geleceğiz yavrum. Yani Adana'ya geleceğiz dedik. Deniz Adana'dan arkadaşlar selamlar. Selam söylememizi istiyor. Deniz'e selamlar. Evet. Vallahi Banu, hani arkadaşlar, benim soru bankam dışında yapmanız gerekeni söyleyeyim. Bakın, hiç soru bankasına gerek yok. Benim 2023 videolarını açıyorsunuz. Her ünitenin sonunda çözdüğüm sorular var. Başka da bir şeye gerek yok. Tamam arkadaşlar? Benim soru bankasını bitirdikten sonra 2023 videolarını açıyorsunuz. O videoların en sonunda benim soru çözümlerim var. Arkadaşlar, neredeyse ben size 2000 soru falan çözüyorum. Soru bankası ve videolardaki sorularla beraber. Tamam? Soru bankasını açıyorsun. Ondan sonra cıma söyleyeyim. Şey, özür dilerim. 2023 videolarını açıyorsun. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Mesela konu bitti ya. 2023 videolarını açın. En sonunda benim ünite sonunda çözdüğüm sorular var. O soruları da çözün. Ondan sonra soru bankasını açın. Böyle yalayın yutun arkadaşlar. Tamam, başka da bir şeye gerek kalmayacak. Evet. Fatime. Yani şöyle söyleyeyim, hani biz onu şey yapmıştık, bazıları çok rahatlığa veriyor. 2-3 gündür neredeyse o videolar sayfamda duruyordu. Yani herhalde izlemiş olmanız gerekiyordu yani. Evet. Tembellik etmeyin diyor hocam. Buradaki amacım ne biliyor musunuz? Hani
Bir yola çıktık. 18 gün dedik. Bu 18 gün içerisinde bunu bitirelim istedik arkadaşlar. Amacımız bu yani. Şimdi oraya sonra videoları atıyorum. 10 gün sonra videoyu açıp dinliyor. Böyle olmaz. Beraber gideceğiz diyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet, şu anki kitap 2024. Yani şu 2024. Kapakta yazar arkadaşlar 2024 diye yazıyor. Oradan gidiyoruz. Tabii. Kitabın zaten benim arkadaşlar herkese söylediğim şey şu. Bakın. Bakın. Bir daha yeniden arkadaşlar bir şey söyleyelim. Ne yaptık biliyor musunuz? Videomuzu dinledik. Videoyu dinlerken arkadaşlar ders notu üzerine notlarımızı aldık. Aldıktan sonra arkadaşlar diyelim ki ünite bitti. Bu arada biz her video sonunda arkadaşlar açıyoruz. Ne işlediksek şöyle video defterden kısa bir tekrar yapıyoruz. Ondan sonra ünite bitti. Ünite bittikten sonra bak size kolaylık olsun diyeyim. Çok zorlananlar için söylüyorum. Alıyorsunuz arkadaşlar 2023 videolarını açıyorsunuz. Orada her ünitenin sonunda benim çözdüğüm sorular var. Tamam. Bak zaten 2024 videolarında soru çözüyorum zaten. Ekstra 2023'te video sonunda arkadaşlar sorular var. Onları da çözüyorsunuz. Ondan sonra sağlam sorular için arkadaşlar geliyorsunuz soru bankasına. Soru bankasını çözüyorsunuz. Bu iş bitiyor arkadaşlar. Tamam. Bu iş bitiyor. Başka da bir şey yok. Evet. Yani normal. Yani olabiliyor arkadaşlar. Tamam. Her yerde yani bolca soru atıyorum arkadaşlar. Bundan sonra size kalıyor yani. Gerçekten size kalmış. Evet arkadaşlar sayfa 82'deyiz. 82'den 87'ye kadar geleceğiz. Yorumları kapatıyorum ve dersimize başlıyorum. Ha diyelim konular bitti ya. Konular bittikten sonra her 2 ayda 1 ya da 1,5 ayda 1 açıyoruz. Hızlı bir şekilde tekrarımızı yapıyoruz. Varsa elimizdeki soruları hızlı bir şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Evet. Yani karşılaştırarak devam edersin. Buraya eklemeler yaptım ama ben. Hani çünkü ben 2024'e göre gidiyorum. En son kitaba göre gidiyorum arkadaşlar. Mecburen. Tamam mı? Peki. Süpersin. İşte bahar gibi öğrenciler istiyorum. Bahar tabii arkadaşlar. Maşallah bitirmiş. Arkadaşlar tekrara dönmüş. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Haydi Bismillah diyorum ve yorumlara kapatıyorum. Peki. Değerli arkadaşlar sayfa 82'deyiz. Temel hak ve hürriyetleri işleyeceğiz. Temel hak ve hürriyetler anayasanın 12. maddesinden 74. maddesine kadar giden aslında anayasanın 1/3'lük kısmı arkadaşlar. Ve ÖSYM zor soru sormak isterse en zor soruların geleceği yerde temel hak ve hürriyetler bölümüdür. Çünkü her bir temel hak ve özgürlük bir maddedir ve altında anayasada uzun uzun açıklamalar vardır. Biz çoğunlukla başlık şeklinde gideceğiz ama ben açıklamalar da yapacağım arkadaşlar. Önce giriş bölümü. Arkadaşlar temel hak ve hürriyetlerimizin giriş bölümünde temel hak ve hürriyetlerimizin niteliğinden bahsediyor. Şöyle diyor. Diyor ki temel hak ve hürriyetler herkesin 4 şey sıralıyor. Kişiliğine bağlı, devredilmez, vazgeçilmez, dokunulmaz haklardır. Bu haklar kişinin kendisine, ailesine ve topluma karşı ödev ve sorumluluklarını içerir. Yani 4 şey bileceğiz. Kişiliğimize bağlı, devredemeyiz, vazgeçemeyiz, başkası dokunamaz. Dikkat edin bu 4 şey arasında temel hak ve hürriyetler sınırlanamaz. Temel hak ve hürriyetler durdurulamaz demiyor. O zaman temel hak ve hürriyetlerimiz sınırlanabilir, durdurulabilir. Arkadaşlar sınırlama hem olağan dönemlerde olur, yani şu anda olağanüstü hal olmadan da olur. Hem de arkadaşlar olağanüstü durumlarda olur. Ama durdurma yani hakkı hiç kullanamama sadece olağanüstü dönemlerde olur. Olağan dönemlerde temel hak ve özgürlüklerimizin kullanımı durdurulamaz. Sadece sınırlama yapılabilir. Sınırlama nedir? Hakkın bir çerçevesini çizer. Biz o çerçeve içinde hakkımızı kullanırız. Durdurma ne demektir? Hakkı hiç kullanamazsın. Hakkı kullanmayı tamamen elinden alır. Anayasayı askıya alır. Durdurma olağanüstü dönemlerde olur. Önce sınırlama. Arkadaşlar temel hak ve hürriyetlerin olağan dönemlerde sınırlanması. Soruda şöyle der. Temel hak ve hürriyetler olağanüstü dönemler saklı kalmak kaydıyla aşağıdakilerden hangisi sınırlamayla ilgili yanlış bir ifadedir? Yani olağan dönemleri kastediyor. Şu anda devlet temel hak ve özgürlüklerimizi nasıl sınırlayabilir? Şartlar var. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Siz de takip edin. 1. Sınırlama ancak kanunlu olur. Arkadaşlar hangi işlemle hak ve özgürlüğümüzün çerçevesini çizecekmiş? Kanun adı verilen işlemdi. Peki kanunu kim yapıyor? Meclis yapıyor. Cumhurbaşkanı yok burada. O zaman şöyle diyeceğiz. Olağan dönemlerde yani şu an anayasanın bize verdiği hak ve özgürlükleri Cumhurbaşkanı kesinlikle bir kararnameyle sınırlayamaz. Sadece ve sadece meclis kanun yaparak sınırlama yapabilir. O zaman soru. Temel hak ve hürriyetler
olağan dönemlerde ancak hangisiyle sınırlanabilirmiş? Kanun, yani meclis yapabilirmiş. Peki meclisin yaptığı kanunlar tek tek nelere uygun olmak zorunda? Şimdi onlara bakalım. 1. Kanunlar, yani sınırlama, ancak anayasanın ilgili maddesinde belirtilen yuvarlak içine alın, özel sebeplere bağlı kalınarak yapılabilir. Yani her maddenin kendine özgü hangi durumlarda sınırlanabileceği anayasada belirtilmiş. Meclis kanunu yaparken o özel sınırlamaya uygun davranmak zorundadır. Peki bütün maddeler için ortak sınırlama sebepleri var mıdır? Yani genel sebepler yoktur. Vardı ama 2001 anayasa değişikliğiyle kaldırıldı. Yani bugün temel hak ve hürriyetleri meclis kanunu sınırlarken sadece o maddenin altındaki özel sebebe dayanır. Bütün maddeler için ortak genel sebepler yoktur. Unutmayın. Hep geneli sorarlar, özel diyeceğiz. 2. Kanunlar yapılırken anayasanın sözüne ve ruhuna uygun davranılmalıdır. Yani meclisin yaptığı kanun anayasanın felsefesine, anayasanın temel ilkelerine aykırı olamaz arkadaşlar. 3. Sınırlama demokratik toplumun gereklerine aykırı olamaz. Yani özellikle seçimlerle ilgili kanunlarda demokratik toplum yapısını bozacak sınırlamalar yapılamaz. Mesela oy kullanma ile ilgili çok ağır sınırlamalar arkadaşlar. Örneğin diyor ki gidin arkadaşlar Cumhurbaşkanı adayı göstermek için noterden bilmem imza alın. Böyle bir şey olur mu? Noter para alıyor bizden. Demek ki öyle şeyler getirilirse insanların demokratik haklarını kullanmasının önüne bir engel koymuş olursun. O zaman bu tarz kanunlar anayasaya aykırı olur. Üçüncüsü neydi? Demokratik toplumun gereklerine. 4. Sınırlama temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Özden kastımız ne? Hakkı arkadaşlar sınırlayabilirsin ama hakkın kullanımını tamamen vatandaşın elinden alamazsın. Kişinin elinden alamazsın. Hakkın özü ne demek? Hakkın kendisi demek. Hakkın kendisini tamamen kullanılamaz hale getiremez meclis kanunla. 4 buydu. 5. Laik cumhuriyete aykırı sınırlama yapılamaz. Yani laikliğe aykırı kanunlar çıkararak bizim hak ve özgürlüklerimizi sınırlayamaz. Son olarak arkadaşlar 6. Ölçülülük ilkesine aykırı sınırlama yapılamaz. Nedir ölçülülük? Diyor ki, anlamı şu. Kullandığın araç, ulaşmak istediğin amaç için gerekli, elverişli ve orantılı olmalıdır. Özellikle kolluk kuvvetlerine, yani polise, jandarmaya yetki veren kanunlarda karşımıza çıkar bu. Polise, kolluk kuvvetlerine kanunlarında çok aşırı güç kullandıracak yetkiler verilirse bu ölçülülük ilkesine aykırı olur. Peki bu kavramlar niçin vardır? Bizi meclise karşı korumak için vardır. O zaman tekrar edelim. 1. Sınırlama kanunla, yani meclis yapabilir olan dönemlerde. Peki bu kanunlar neye aykırı olamaz? 1. Anayasanın herhangi bir maddesinin altındaki o maddeye özgü hangi sebeple sınırlanacağına dair özel sebeplere aykırı olamaz. Genel sebep yok, özel. 2. Sınırlama arkadaşlar anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz. 3. Sınırlama demokratik toplumun gereklerine aykırı olamaz. 4. Sınırlama hakkın özünü ortadan kaldıramaz. 5. Laik cumhuriyete aykırı olamaz. 6. Ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Arkadaşlar genel sebepler yok. Unutmayın bu 1. 2. Hakkın özü, laik cumhuriyet ve ölçülülük ilkesi 2001 anayasa değişikliği anayasaya girdi ve devlete karşı koruma mekanizmalarımız güçlendi arkadaşlar. Bir şey daha. Kesinlikle Cumhurbaşkanı şu anda çıkaracağı bir kararname ile haklarımızı sınırlayamaz. Ancak ve ancak kanunla. Tamam? Peki. Geldik arkadaşlar olağanüstü dönemdir. Hemen sağ tarafa bakıyorsunuz. Bu arada aşağıda bir not var. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı kişi, sosyal ve siyasal haklarımızı sınırlayıcı kararname çıkaramaz. Kişi ve siyasal haklarda olumlu şeyler de yapamaz haklarımızla ilgili. Kesinlikle dokunamıyor kararname ile. Sadece sosyal ve ekonomik haklarda ileride yürütmede anlatacağım. Düzenleme yapabiliyor. Yani sınırlama yapamıyor. Yani olumlayıcı kararnameler çıkarabilir. Kesinlikle sınırlayıcı kararnameler çıkaramaz. Sınırlama ancak kanunlu olur. Geldik olağanüstü dönemlere. Hemen sağ tarafa. Anayasa diyor ki temel hak ve hürriyetler 3 durumda kısmen veya tamamen durdurulabilir. 3 durumda. 1. Savaş. 2. Seferberlik. 3. Olağanüstü hal. O zaman savaş ilan etmişse meclis, Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan etmişse, seferberlik ilan edilmişse ne olur? Temel hak ve hürriyetlerimiz kısmen veya tamamen durdurulabilir. Bu sene sınav sorusu şu bölümden geldi arkadaşlar. 2023 lisans sınav sorusu buradan geldi. Temel hak ve hürriyetler savaş, seferberlik ve olağanüstü hallerdi. Kısmen veya tamamen durdurulabilir. Peki bu durdurmalar yapılırken dikkat edilmesi gereken şeyler neler? 1.
Kesinlikle Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası hukuk kurallarına aykırı davranılmayacak, bu bir. İki, durumun gerektirdiği ölçüde durdurmalar yapılacak. Ölçülük burada da var. Üç, sınırlama yapılırken bazı haklarımız var. Bu haklara devlet asla 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 dokunamaz. Bunlara sert çekirdek haklar diyoruz. Şöyle ki diyor ki anayasa. Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelebilecek ölümler dışında. Yani savaş hukukuna uygun fiiller olursa ölümler yaşanabilirmiş ama bunun dışında. Kişinin yaşam hakkını, yani devlet kişiyi öldüremez. Maddi ve manevi bütünlüğüne, yani vücut bütünlüğü, işkence, eziyet dokunamaz. 2. Kimse dinini, düşüncesini ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Bundan dolayı suçlanamaz. Mesela sizi gözaltına aldılar. Hangi dindensin? Hangi mezheptensin? Bu tarz bir sorgulamaya maruz bırakılamazsın ve bundan dolayı asla suçlanamazsın. 3. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. 4. Suçluluğu mahkemece sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Masumiyet karinesi. O zaman bu dördü dışında tüm temel hak ve hürriyetlerimiz kısmen veya tamamen durdurulabilir. Hangi durumlarda? Savaş, seferberlik, olağanüstü hal. Peki neye dikkat etmeli devlet? 1. Milletler arası hukuk kurallarına. 2. Ölçülük ilkesine. Peki hiç dokunamayacağı haklarımız nelerdi? Sert çekirdek haklarımız, yaşam hakkımız. Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelecek ölümler dışında kişiyi yaşam hakkına dokunulamaz. Maddi manevi bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse dinini, düşüncesini, kanaatini açıklamaya zorlanamaz. Bundan dolayı suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkemece sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Suçsuzluk masumiyet karinesi. Peki bu dördü dışında örneğin angarya zorla çalıştırma yapılabilir mi? Yapılabilir. Konut okunulmaz ihlal edilebilir mi? İhlal edilebilir. Yerleşme seyahat hürriyeti engellenebilir mi? Engellenebilir. Yani ne geliyorsa aklınıza bütün haklarımızı kısmen veya tamamen durdurabiliyor devlet. Hatta burada Cumhurbaşkanı kararnameler çıkarıyor. OHAL kararnameleri. Bu kararnameler kanun hükmünde kararnameler ve bu kararnamelerle tüm temel hak ve hürriyetlerimizi o çekirdek haklar dışında kısmen veya tamamen durdurabiliyor. Yeter ki milletler arası hukuka aykırı olmasın, yeter ki ölçülü davransın. Yani şu sol taraftaki olan dönemlerdeki durumlardan sadece bir tanesi burada var. Ölçülük ilkesi. Diğerlerinin burada hiçbir önemi yok. O zaman olağanüstü dönemler kimi güçlendiriyor? Devleti güçlendiriyor. Kime karşı? Bize karşı. Devletin yetkilerini genişletiyor. Anayasayı devlet rafa kaldırıyor. Dört tane hakkınız dışında hiçbir hakkınızın güvencesi yok. Tek güvencesi milletler arası hukuka uygun olacak devlet. Bir de ölçülü olacak. Bu kadar. Peki. Geldik arkadaşlar yabancıların durumuna. Sayfa 83. Arkadaşlar yabancılar için sınırlama nasıl yapılır? Yabancılar için sınırlamada iki şeye dikkat edilir. Bir, milletler arası hukuk kurallarına, iki, kanunla. O zaman Türkiye'de ikamet etmekte olan yabancılar için anayasanın saydığı temel hak ve hürriyetinin sınırlanması, mesela konut okunulmazlığı, yerleşme, seyahat, üreti, çalışma hakkı gibi, ancak kanunla olurmuş. Bu kanunlar da bir şeye uygun olmak zorundaymış. Neye? Milletler arası hukuk kurallarına. O zaman yabancı için sınırlama dersi iki şey ödeyeceğiz. Diyeceğiz ki milletler arası hukuk kurallarına uygun olarak kanunla. Bitti. Bu kadarını bileceksin. Geldik temel hak ve hürriyetlerimize. Anayasa temel hak ve hürriyetlerimizi 3 kategoriye ayırmış. Kişi hakları, sosyal haklar, siyasal haklar. Peki bu ayrım kimden geliyor? Ünlü insan hakları hukukçusu George Jelinek ayrımıdır bu. Bu George Jelinek'in yapmış olduğu ayrım bizim 61 ve 82 anayasalarına da yansımıştır arkadaşlar. Bu bizim anayasamız temel hak ve hürriyetleri negatif, yani kişi, sosyal, pozitif, siyasi, aktif statü hakları diye 3'e ayırmıştır. Negatif haklar, yani kişi hakları, arkadaşlar koruma hakları ne demektir? Bu hakların özelliği kişiyi devlete karşı korumak için yazılmış olan haklardır. Mesela kişinin dokunulmazlığı, yaşam hakkı, kişi hürriyeti, din vicdan özgürlüğü, düşünce kanaat, hep bizi devlete karşı korumak için yazılmışlar. Peki burada devletin görevi nedir? Devletin görevi bu hakları bize vermek, tanımak ve karışmamaktır. O zaman devlet burada ne durumdadır? Negatif bir statüdedir. Karışmayacak. Hareketsiz kalacak. Ne yapacak? Konutumuza izinsiz girmeyecek mesela. Tamam, bizi devlete karşı korumuş. O zaman burada devlet negatiftir. Bizi devlete karşı korumak için yazılmıştır bu haklar. Kişi hak ve hürriyetleridir diğer adı. Negatif statü haklarıdır ya da koruyucu haklardır. Geldik sosyal haklara. Sosyal haklar demek devletin mali imkanları ölçüsünde ekonomik yaşama müdahale etmesini sağlayan,
Bizim taleplerimizi devletin karşılaması gereken, ekonomik taleplerimizi karşılaması gereken haklar. Bu bütün de ülkelerde olmuyor. Bizde de 1961'den sonra geldi. Çünkü devletin ekonomik durumu çok da iyi değildi arkadaşlar. Yani bunu anayasaya koyduğunuzda bu hakları devletin bir şekilde gerçekleştirme ödevi oluyor. Tabi anayasa burada bir hüküm koymuş. Demiş ki devlet bunları ancak mali imkanları ölçüsünde yerine getirir. Çünkü eğer bunu koymasalardı biz devlete dava açacaktık. İşimiz yok, bize iş ver. Evimiz yok, bize konut ver. Anlısı mantığını arkadaşlar. O zaman bu hakların özelliği neymiş? Bu haklar bizim devletten hizmet istediğimiz, yardım istediğimiz, destek istediğimiz haklardır. O zaman devlet bize karşı olumlu görevler içerisindedir. Devlet pozitif bir statü içerisindedir. Bizim isteme haklarımızdır bunlar. Peki geldik üçüncüsüne. Siyasi haklar. Bu hakları anayasa yazmaların amacı bizim bu haklarımızı kullanarak devletin işleyişine, idarenin işleyişine, devletin yönetimine müdahil olabilmemizi sağlamaktır. Örneğin seçme seçilme hakkı, askerlik hakkı, vergi ödevi. Bütün bunları haklarınızı kullandığınızda kamu denetçisine başvurma. Mesela ne yapıyoruz? İdarenin işleyişi gibi bir şikayetimizi gidiyoruz. Kamu denetçiliği kurumuna sunuyoruz. Yani YÖK bir karar alıyor. YÖK'ün aldığı kararı biz kamu denetçiliği kurumuna götürüyoruz. Yani idarenin işleyişine müdahil oluyoruz arkadaşlar. Yani biz bu hakları kullanarak devletin yönetimine katılmak istiyoruz. Bu haklar bizim aktif olduğumuz haklardır arkadaşlar. Bu haklarla biz yönetime katılıyoruz. O zaman tekrar edelim. Kişi hakları bizi devlete karşı koruyan, devleti bize karşı negatif kılan haklardır. Sosyal haklar. Devletin bize yardım etmesini, bize hizmet etmesini, bize destek olmasını sağlayan haklardır. O zaman bu haklarda devlet pozitiftir. Aktif yani siyasi haklarda ise biz aktifiz. Biz bu haklarımızı kullanarak idarenin işleyişine, devletin yönetimine katılıyoruz arkadaşlar. Peki, şimdi geldik arkadaşlar bu haklarımızın detaylarına girmeye. Sayfayı çevirin, sayfa 84'teyiz. Önce negatif haklara bakalım. Hemen karşılarında da arkadaşlar önemli gördüklerimin açıklamalarını yaptım. Hemen bakalım. Kişi dokunulmazlığı, maddi manevi varlığı. Bunun açıklamasını yapmadım. Yani kişiye işkence edilemez, kişiye eziyet edilemez, kişinin yaşam hakkına son verilemez. Tıbbi zorunluluklar dışında vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Bunlardan bahsediyor arkadaşlar. İki, zorla çalıştırılma. Kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya bedava çalıştırmak yasaktır. Geçelim. Kişi hürriyeti ve güvenliği. Arkadaşlar burası önemli. Burada herkes kişi ve hürriyeti güvenliğine sahiptir diyor. Hani yakalama gözaltı gibi orada karşımıza çıkıyor. Mesela bu yakalanan kişi bir kişi ise arkadaşlar 48 saat içerisinde hakim karşısına çıkarılmak zorundadır. Gözaltı süresi en çok 48 saat anayasaya göre. 48'i geçemez. Peki toplu hallerde bu kaç saati bulur? Arkadaşlar 4 günü bulur. O zaman bu kişi ise 48 saat gözaltı süresi, toplu hallerde ise 4 günü ne yapamazmış? Geçemezmiş. Gözaltı süresi kişi mahkemeye çıkarılmak zorundadır. Mesela en son şu meşhur Polatlar arkadaşlar. Polatlar Güzellik Merkezi. Şimdi bunlar arkadaşlar toplu şekilde alındıkları için gözaltı süresi kaç gün olarak arkadaşlar? Ya 4 güne kadar çıkabiliyor anayasaya göre. Ama tek kişi olsaydı 48 saat. Ne yapmayacak? Geçmeyecek. Ama toplu hallerde bu 4 güne kadar ne yapabiliyormuş? Çıkabiliyormuş. Peki yakalanan kişinin yakınlarına derhal haber verilir. Yine yakalanan kişi arkadaşlar hakları kendisine okunur falan filan böyle uzayıp gidiyor. Peki özel hayatın gizliliği. Arkadaşlar herkes özel hayatın gizliliği hakkına sahiptir diyor. Herkes kendisiyle ilgili bakın şurası çok önemli. Maalesef şu anda ülkemizde pek olmayan şu anda bile arkadaşlar bugün bile beni yurt dışından aradılar. Demek ki benim telefonum arkadaşlar her yerde geziyor. Kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkı arkadaşlar. 2010'da girdi anayasaya. Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. O zaman kişisel verilerin korunması ile ilgili bölüm nerede geçiyormuş? Özel hayatın gizliliğinde geçiyormuş. Aşağı iniyorum. Konut dokunulmazlığı. Kimsenin konutuna izinsiz girilemez, konutuna arama yapılamaz, eşyalarına el konulamaz. Haberleşme özgürlüğü. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Yerleşme ve seyahat. Arkadaşlar herkes yerleşim ve seyahat hürriyetine sahiptir. Ondan sonra diyor ki vatandaş sınırı dışı edilemez, yurda girme hakkından mahrum bırakılamaz. Seyahat yerleşim hürriyetinde 4 tane sebep sayıyor. Seyahat hürriyetinde 2 durum olursa sınırlanabilir diyor. Şunu bilmenizi isteyeceğim sadece. Vatandaşın yurt dışına çıkma özgürlüğü. Diyelim ki arkadaşlar ben bugün pasaportum cebimde biletimi aldığım havalanına gittim. Anayasaya göre benim yurt dışına çıkma özgürlüğüm ancak hakkında suç soruşturması ve koşturması varsa hakim, mahkeme kararı varsa
engellenebilir. O zaman mahkeme kararı yoksa hakkımda suç soruşturması, kovuşturması sebebiyle benim yurt dışına çıkışımı kimse engelleyemez. Mesela bu Polatlar diyelim ki kaçmak istediler arkadaşlar. Haklarında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı konmamış olsaydı çıkıp gidebilirlerdi arkadaşlar. Peki devam edelim. Din ve vicdan hürriyeti. Arkadaşlar herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir diyor. Burada bir şey açıklayayım. Diyor ki din kültürü ve ahlak eğitim öğretimi devletin gözetimi ve denetimi altında olur. Din ve ahlak eğitimi. Din kültürü ve ahlak eğitimi diyor. İlk öğretim ve orta öğretim kurumlarında zorunlu dersler arasında okutulur. Bunun dışında din ve ahlak eğitimi ancak kişinin kendi isteğine, küçüklerin ise yasal temsilcilerin iznine bağlıdır. Şöyle düşünün, çocuğu alıyorsun 5 yaş, 7 yaşında, 9 yaşında Kur'an kursuna götürüyorsun. Ya da ben şu anda din ve ahlak eğitimi kendim alıyorum arkadaşlar. Ama ilk ve orta öğretimlerde zorunlu ders arasında okutulabilir diyor. Ve devletin gözetim ve denetimi altında olur diyor. Peki, düşünce ve kanaat hürriyeti. Herkes düşüncesini söz, yazı, resim ve benzeri araçlarla yayabilir falan filan. Burada bir şey önemli arkadaşlar. Hemen zaten yazmışım, hemen bakın diyor ki. Bu fıkra hükmü diyor, radyo, televizyon, sinema ve benzeri yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. Yani anayasa diyor ki, düşünce ve kanaati açıklama hürriyeti var ama diyor, bu diyor ki, radyo ve TV yayınlarının izne bağlanmasına engel değildir. Yani gerekirse biz radyo ve TV yayınlarının izne bağlayabiliriz ki nitekim şu anda izin gerekiyor, RTÜK diye bir şey var. O zaman anayasada hangi hak gerektiğinde izinle kullanılabilir diye gelirse soru, radyo, TV ve sinema ile ilgili arkadaşlar haklarımız gerektiğinde izin alınarak kullanılabilecek bir haktır. Bu bir kenarda dursun. Bilim ve sanat hürriyeti. Herkes bilim ve sanat hürriyetine sahiptir. Bilimi yayma hakkı anayasanın birinci, ikinci ve üçüncü maddelerini ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz. Yani mesela ben akademisyenim, bir makale yazacağım. Makalemde arkadaşlar anayasanın ilk üç maddesini ortadan kaldırma yönelik ne yapamazmışım? Yayın yapamazmışım arkadaşlar. Devam edelim. Basın. Arkadaşlar basın hürdür, sansür edilemez. Basın evi kurmak önceden mali teminat şartına ve izin şartına bağlanamaz. Hemen yanına yazın. Basın hürriyeti için anayasada izin yoktur arkadaşlar. İzinsiz kullanılabilecek bir haktır değerli arkadaşlar. Herhangi bir mali teminatta yatırmanıza gerek yoktur. İzin de yoktur. Hemen sağ tarafta da söylemişim zaten. Devam edelim. Anayasaya göre herkes önceden izin almadan süreli ve süresiz yayın çıkarma hakkına sahiptir. Hemen sağ tarafta var. Demek ki süreli ve süresiz yayın çıkarmak için de izin şartı yoktur. Yani dergi, gazete, kitap çıkarırken herhangi bir makamdan izin almazsınız arkadaşlar. Basın araçlarının korunması geçiyorum. Kamu tüzel işleri geçiyorum. Düzeltme cevap hakkı. Bu çok önemli arkadaşlar. Düzeltme cevap hakkında şöyle diyor. Diyor ki kişiler ancak diyor kişilerin şerefine ve haysiyetine aykırı gerçek dışı yayınlar yapılması durumunda kişiler düzeltme ve cevap hakkına sahiptirler. Eğer düzeltme ve cevap hakkı yayınlanmazsa kişiler mahkemeden yani hakimden bunun yayınlanmasını isteme hakkına sahiptirler. Mahkemenin arkadaşlar buna en geç 7 gün içerisinde ne yapacaklarmış? Mahkeme en geç 7 günlük süre içerisinde bunu yayınlatır. O zaman demek ki şeref ve haysiyetimize aykırı bir gerçek dışı bir yayın yapılırsa gazetede, bir televizyonda biz bunun düzeltilmesini isteme hakkına sahibiz. Bunlar düzeltmezse mahkeme bunlardan en geç 7 gün içerisinde yayınlamazlarsa 7 gün içerisinde yayınlanmasını arkadaşlar zorlar. Geldik dernek. Anayasaya göre herkes önceden izin almadan dernekler kurabilir, derneklere üye olabilir, üyelikten ayrılabilir. O zaman dernek kurmak hakkı da arkadaşlar yine izin almadan kullanılabilir haktır. Devletin izin almamıza gerek yoktur. Yine anayasaya göre herkes önceden izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir. Onun yanına da yazın. Herkes önceden izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabiliyormuş silahsız saldırısı arkadaşlar. Detaylarına girmiyorum. Siz sadece bunu bilin. Şimdiye kadar ne gördük? Basın hürriyeti izin yok. Süreli ve süresiz yayın hakkı izin yok. Dernek kurma izin yok. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı izin yok. Tamam, bunlarda izin almıyorsunuz. Peki geldik mülkiyet. Arkadaşlar herkes mülk edinebilir, miras bırakabilir. Mülkiyet hakkı ancak kamu yararı varsa engellenebilir. Geçiyorum. Hak arama hürriyeti. Herkes meşru vasıta yollarından faydalanmak suretiyle mahkemeler önünde davalı davacı olabilir. Herkes adil yargılanma hakkına sahiptir. Adil yargılanma hakkı arkadaşlar 2001 yılında ne oldu? Anayasaya girdi. Kanuni hakim güvencesini iyi bileceğiz. Hiç kimse kanuna tabi olduğu mahkeme dışında başka bir merci önüne çıkarılamaz. Yani kişi özel mahkemeler kurulamaz. Açıklaması neydi?
Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkeme dışında başka bir merci önüne çıkarılamıyor. Peki, suç ve cezalara ilişkin esasları daha önce gördük arkadaşlar. Dördüncü dersimizde görmüş olmamız lazım. Geçiyorum. İspat hakkını iyi bileceğiz. İspat hakkı nedir? Arkadaşlar hemen sağ tarafa bakın. Kamu görev ve hizmetlerinde bulunanlara karşı açılan hakaret davalarında sanık, yani mesela ben, bana isnat edilenin aksini ispat etme hakkına sahibim. Diyelim ki bir devlet memuru benim ona arkadaşlar hakaret ettiğimi ileri sürdü. Devlet memurunun beyanı esas kabul etmiyor anayasa. Diyor ki ben, yani sanık olarak eğer yargılanıyorsam, ben bunun aksini ispat etme hakkına sahipmişim. Yani bu haklara bakın arkadaşlar. Bütün bu haklar bizi kime karşı koruyor? Devlete karşı koruyor. Genelde hepsinin sonunda hürriyet kelimesi, özgürlük kelimesi geçiyor arkadaşlar. Kime karşı hürriyet, özgürlük? Devlete karşı. Bir tane hürriyet geçen sosyal hak var, onu da söyleyeceğim. Şimdi geldik sosyal haklara. Sosyal hakların özelliği neydi? Bizim devletten yardım, destek, arkadaşlar talep ettiğimiz haklardı. Devlet de mali imkanları ölçüsünde bu haklarımızı yerine getirir arkadaşlar. Hemen bakalım sayfa 85'e. Anayasa devlete diyor ki aileyi koru, çocukları koru arkadaşlar diyor. Peki aile diyor Türk toplumunun temelidir. Eşler arasında eşitliğe dayanır. İşte bu yüzden hangi bakanlık kurulmuştur? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Bu arada arkadaşlar bunu değiştirmeyi düşünüyorlar. Orada eşler kelimesi özellikle bu LGBT'yi çağrıştırdığı için arkadaşlar öyle düşünüyorlar. Bu eşler yerine burada karı ve koca diye değiştirme düşünceleri var. Ama henüz bununla ilgili bir anayasa değişikliği yok. İleride değiştirirlerse bu da değişiklikler arasında görülüyor arkadaşlar. Adı aklınızda bulunsun. Peki eğitim öğretim. Eğitim öğretim hem hak hem ödevdir arkadaşlar. Kimse eğitim öğretim hakkından mahrum bırakılamaz. Eğitim öğretim hakkı anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlk öğretim kız ve erkek bütün çocuklar için parasızdır. Devlet okullarında parasızdır. Eğitim ve öğretim kurumlarında ana dil olarak Türkçeden başka bir dil arkadaşlar kullanılamaz. Tamam? Peki geldik kıyılardan yararlanalım. Arkadaşlar kıyılardan yararlanmadan devletleştirmeye, özelleştirmeye kadar bir başlık koymuş burada. Kamu yararı başlığı. Yani devlet toplum yararı için neler yapmalıdır? Bir, bizim kıyılardan, deniz, özellikle deniz kıyılarından yararlanmamızı ne yapacak? Sağlayacak. Maalesef Türkiye'de kullanamadığımız haklarımızdan bir tanesi de budur arkadaşlar. Bütün kıyılarımız neredeyse işgal edilmiştir. Yani bakıyorsun kıyı koruma kanunu, kıyı şeridi, sahil şeridi gibi kanun hükümleri var. Ama sen öyle adam otel yapmış sahile giremiyorsun mesela. Bu tarz çok maalesef arkadaşlar anayasada sadece yazılı halde kalan, devlette turizm, turist gelsin, turizm gelişsin diye arkadaşlar ne yapıyor? Buna biraz göz yumuyor diyelim. Toprak mülkiyeti. Arkadaşlar bu sol taraftaki mülkiyet hakkıyla karıştırılabilir. İsim benzerliği var sadece. Toprak mülkiyeti nedir? Devlet iki şeyi var. Devlet toprakların verimin düşmesini önleyecek. Toprak olan insanlara, köylülere toprak dağıtacak. Yani devletin yapması gereken bir şey söylüyor. Tarım hayvancılık bu alanlarda çalışanları desteklemek. Kamulaştırma kamu yarar amacıyla özel mülkiyeti bulunan taşınmazların kısmen veya tamamen devletin mülkiyetine geçirilmesidir. Amaç nedir? Topluma yarar sağlamaktır. Devletleştirme, özelleştirmede de aynı mantık var arkadaşlar. Sadece bunları kamu yararı alt başlığına geçtiğini bilelim. Çalışma ve sözleşme hürriyeti. Arkadaşlar şurada hürriyet kelimesi var, yuvarlak için alıyoruz hemen. Arkadaşlar diyor ki herkes çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Dilediği işte çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir diyor. Şimdi ben ne dedim? Hürriyet geçen kelimeler genellikle neredeydi? Negatif haklardaydı. Ama bir tanesini sosyale koymuşlar. Hangisi o? Çalışma ve sözleşme hürriyeti. Buradan düşürebilirler bizi. Dikkat edelim. Çünkü nasıl sorular geliyor? Diyor ki hangisi kişi haklarından biridir veya değildir? Hangisi sosyal haklardan biridir veya değildir? Bazen böyle sorular geliyor. Çalışma hakkı ve ödevi. Arkadaşlar çalışmak bizim için hak, devlet için ödevdir. Bize iş olanakları sunacak, işsizliği azaltacak. Çalışma şartları, dinlenme hakkı. Geçiyorum. Sendika. Arkadaşlar sendikanın yanına şunu yazın. İzin yok. Anayasa diyor ki herkes, çalışanlar ve işverenler ortak ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak için önceden izin almadan sendika kurabilirler, sendikalara üye olabilirler. O zaman sendika kurmak arkadaşlar bir sosyal haktır ve izin alınmadan kullanılabilen bir haktır. Geçiyorum. Toplu iş sözleşmesi, toplu sözleşme. Bu ikisi çok karışıyor. İyi dinleyin. Arkadaşlar inşallah memur olup atanacaksınız. Memur olup atanınca arkadaşlar siz devletle 2 yılda bir toplu sözleşme masasına oturuyorsunuz. Ama siz oturmuyorsunuz. Sizin adınıza arkadaşlar
sendikaların üst kuruluşları olan konfederasyonlar oturuyor. Mesela Memursen, Kamusen, KESK falan bunlar devlette masaya oturuyor. Toplu sözleşme yapıyorlar. Hepiniz adına arkadaşlar ne yapacaklar? Zam görüşmeleri yapacaklar. Peki toplu sözleşmede anlaşmazlık çıkarsa ne oluyor? Memurların grev hakkı yok arkadaşlar. Anayasa bir hak vermiş. Demiş ki kamu görevlileri hakem heyetine başvurun. Kamu görevlileri hakem heyeti de maalesef %70'i bürokratlardan oluşan bir heyet arkadaşlar. Buna gidiyorsunuz. Kamu görevlileri hakem heyeti bir karar veriyor. Örneğin %3,5 diyor ve bu toplu sözleşme yerine geçiyor. Siz ona göre arkadaşlar zam alıyorsunuz. O zaman toplu sözleşme kimle kim arasında olur? Kamu görevlileriyle devlet arasında olur. Toplu sözleşmede anlaşmazlık çıkarsa nereye gidilir? Kamu görevlileri hakem heyetine gidilir. Hemen sağ tarafta açıkladım. Peki toplu iş sözleşmesi nedir? Toplu iş sözleşmesi adı üzerinde işçilerle işverenler arasında olur. Peki anlaşmazlık çıkarsa ne olur? İşçilerin grev hakkı vardır. Eli güçlüdür. Memurlar gibi değiller. İşverenin de lockout hakkı vardır. Yani işçileri topluca işten çıkarabilir arkadaşlar. Ama bu da onun da zararlıdır. Anayasa demiş ki size de bir hakem heyeti kurdum. Adı Yüksek Hakem Kurulu arkadaşlar. Yüksek Hakem Kurulu'na gidiyorlar. Burada da devlet hakemlik yapıyor. Yüksek Hakem Kurulu işçi ve işveren adına bir toplu iş sözleşmesi yapıyor. Ve bu toplu iş sözleşmesi yerine geçiyor. Buna karşı yargı yolu kapalıdır. O zaman demek ki gerek kamu görevlileri hakem heyeti, gerekse bak hep karıştırıyorum. Yüksek Hakem Kurulu'nun kararları kesindir. Kamu görevlilerinki toplu sözleşme, Yüksek Hakem Kurulu'nunki toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Yargı yolu da kapalıdır. Peki devam edelim. Anayasa diyor ki devlete ücrete adalet sağla diyor. Asgari ücret buradan geliyor arkadaşlar. Sağlık hizmetleri çevrenin korunması. Arkadaşlar herkes sağlık hizmeti hakkına sahiptir. Çevreyi korumak bak iki şey önemli. Çevreyi korumak gerek biz vatandaşların gerekse devletin bir ödevidir. O zaman biz çevrenin kirletilmesine ne yapabiliriz vatandaş olarak? Karşı çıkabiliriz arkadaşlar. İşte insanlar ne yapıyor? Bazı biliyorsunuz baz istasyonları kuruluyor işte bazı HES'ler mesler yapılıyor insanlar bunu protesto ediyor ya işte bir haklarını kullanıyorlar iki hak kullanıyorlar orada bir toplantı ve gösteriş haklarını kullanıyorlar bir diğeri de çevreyi koruma haklarını kullanıyorlar arkadaşlar çünkü hem devletin hem de vatandaşların bir neyidir bu ödevidir. Anayasa diyor ki konut hakkı yani uygun imkanlarla konut yap diyor devlete anayasa arkadaşlar TOKİ bu yüzden kurulmuştur hemen yana TOKİ yazın. Anayasa diyor ki gençliği koru, sporu geliştir diyor. Başarılı sporcuları ödüllendir. İşte bakın bunların hepsi hakkında bakanlıklar var biliyorsunuz. Mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Çünkü bunlar devletin hizmet etmesi gereken haklar. Burada arkadaşlar diyor ki spor federasyonlarının vermiş olduğu kararlara karşı tahkim kuruluna gidilir. Spor tahkim kurulu 2011'de geldi. Spor tahkim kurulu nedir biliyor musunuz? Mesela kulüplerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda gidilir. Kulüplerle futbolcular arasında, kulüple arkadaşlar teknik direktör arasındaki uyuşmazlıklarda. Yani spor federasyonları içerisindeki uyuşmazlıklar olursa arkadaşlar nereye gidiliyormuş? Tahkim kuruluna gidiliyormuş. Tahkim kurulunun verdiği kararda kesilmiş yargı yolu kapalıymış. Bak 3 hakem heyeti saydık. Kamu görevlileri hakem kurulu, yüksek hakem kurulu ve tahkim kurulu. Bunların kararları kesindir, yargı yolu kapalıdır. Peki geldik sosyal güvenlik arkadaşlar. Sosyal güvenlik bakımından korunması gerekenler. Hemen alt tarafa bakın tam karşısına. Arkadaşlar sosyal güvenlik bakımından korunması gerekenleri bileceksiniz. Bunun için size bir kolaylık sağlayayım. Anayasanın 10. maddesinde pozitif ayrımcılık tanınan kesimler vardı. Kimdi onlar? Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, şehit dul ve yetimleri, gaziler ve mağlûler. Bunlardan bir tanesini çıkarın. Anayasa bunları 61. maddede sosyal güvenlik bakımından korunması gerekenler arasında almış. Kim çıkarıyoruz arkadaşlar? Kadınları çıkarıyoruz. O zaman kadınları çıkarın. Anayasanın 10. maddesindeki diğer arkadaşlar o kişileri alın. İşte bu anayasanın 61. maddesine ne yapın? Koyun. Koymuşlar zaten. Diyor ki anayasa bakın. Harf ve vazife şehitlerin dul ve yetimleri, mağlul ve gaziler, engelliler, yaşlılar, korunmaya muhtaç çocuklar. Yani çocuklar, yaşlılar, engelliler, harf ve vazife şehitlerin dul ve yetimleri, gaziler ve mağlullere devlet ne sağlarmış? Sosyal güvence sağlarmış. Burada kim yok? Anayasanın 10. maddesi kadınlar yok. Kadınlara pozitif ayrımcılık verilmiş ama kadınlar sosyal güvenlik bakımından korunması gereken arasında sayılmamış. Peki. Arkadaşlar, tarih, kültür, tabiat varlıkları devletin koruması gereken bir şey. İşte Kültür Turizm Bakanlığı. Sanat ve sanatçının korunması yine öyle. Sanatın desteklenmesi, tiyatrolar, devlet opera balesi, devlet sanatçılığı falan filan. Peki.
Devlet bütün bu hakları ancak nasıl gerçekleştirebilir? Mali imkanları ölçüsünde gerçekleştirebilir. Devletin parası varsa ancak bunları gerçekleştirebiliyormuş anayasaya göre. Parası yoksa ne yapamıyormuş? Gerçekleştiremiyormuş. O zaman devlete anayasa bu haklar konusunda takdir yetkisi vermiş. Parası varsa yapacak, yoksa geçmiş olsun. Yani köyümüzde okul yok diye biliyoruz değil mi? Hakkımız var, anayasal hakkımız var. Diyoruz ki okulumuz yok. Anayasada ya göre biz eğitim öğretim hakkına sahibiz. Devlet de ne diyebiliyormuş biliyor musunuz? Benim de param yok diyebiliyormuş. Çünkü eğer bunu buraya koymasalarmış anayasaya, arkadaşlar biz devlete dava edebilirmişiz. Neden okulumuz yok, neden evimiz yok, neden işimiz yok falan filan. İşte sosyal hakları da böyle bir hüküm var. Mali imkanları ölçüsünü ancak devlet bunları gerçekleştirebiliyor anayasaya göre. Peki, geldik arkadaşlar son iki sayfamıza. Siyasi haklar. Siyasi hakların çoğunu gördük arkadaşlar. Sadece isimleri vereyim. Vatandaşlık bir siyasi haktır. Konuşmuştuk detaylarını. 4-5 cümlesi vardı. Seçme seçilme, siyasi partilere girme. Ondan sonra bunlar siyasi haklardı. Başka? Kamu hizmetine girme. Arkadaşlar memur olma, sözleşmeli personel, işçi olma bizim kullandığımız bir anayasal hakkımızdır. Siyasi bir hakkımızdır. Ne yapıyoruz? Devletin işleyişine katılıyoruz. Mal bildirimi. Kamu görevlileri ne yaparlar? Mal bildirimde bulunurlar. Anayasa yazmıyor kaç yılı bir olacağını. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununa göre bunu memurlarda anlatacağım. Yılın 0'la ve 5'le biten yani 2020, 2025 falan ne yapıyorsunuz? Mal beyanda bulunuyorsunuz. Yolsuzluğu önlemek için. Mesela 2023 yılında memur olan Erdal belgelerini teslim ederken mal beyanda bulunarak teslim ediyor. Hani kuruma ilk başvuracak ya. Belgeleri teslim ederken mal beyanda bulunuyor. Erdal bir sonraki mal beyanı ne zaman yapacaktır? 2025'te yapacaktır. Bir sonrakini 2030'da yapacaktır. Yani 5 yılda bir ama 0 ve 5 ile bitecek. Herhangi bir 5 yıl değil arkadaşlar. Yine vatan hizmeti. Anayasa diyor ki bak askerlik diyor her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Yani bayan arkadaşlarımız kadınlar için askerlik anayasal bir herkes demiş. Her Türk için demiş. Dikkat edin. Her Türk erkeği dememiş. Askerlik kanunu değiştirilir. Kadınlara da askerlik zorunlu hale getirilirse görürsünüz arkadaşlar. Yani kadınların askerlik yapmaması bir anayasal engel değil. Sadece askerlik kanunu belirtilmemiş. Tamam mı? Her Türk diyor. İçin her Türk için arkadaşlar askerlik hem hak hem de ödevdir. Hakkı ve ödevidir diyor. Peki. Vergi. Anayasaya göre herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi resmi harç ancak kanunla alınır. İşte sadece burada anayasa Cumhurbaşkanı'na bir yetki vermiş. Hemen aşağı bakın arkadaşlar. Bakın iyi dinleyin. En son cümle. Vergi resmi harç ve benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlarına değişik yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilebilir. Yani ne demek istiyor? Diyor ki vergi kanunla gelir tamam. Mesela kurumlar vergisi, gelir vergisi falan. Meclis kanun çıkaracak. Ancak diyor bunların yukarı aşağı sınırları, oranları yani yüzde kaç alınacağı bu yetki Cumhurbaşkanı'na verilebilir. Nitekim veriliyordu arkadaşlar. Yani geçenlerde biliyorsunuz kurumlar vergisi %25'e çıkarıldı. Gelir vergisi bilmem yüzde kaça çıkarıldı. Cumhurbaşkanı tamam. Ama getiremiyor. Sadece yukarı aşağı sınırları Cumhurbaşkanı'na verilebilirmiş diyor anayasa. Peki. Arkadaşlar dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetisine başvurma. Anayasa diyor ki dilekçede bir özel bir durum var. Bilgi edinmede herkes, kamu denetisini herkes diyor. Önce şunu söyleyeyim. Kişi ve sosyal haklarda Türkiye'de ikamet eden yabancılar da bu haklardan yararlanabiliyor. Yani kişi hakları ve sosyal haklar. Bir şart var. Mütekabiliyet. Karşılıklı anlaşmalar. Ama siyasi hakların özelliği neydi? Bizi devletin yönetimine katan haklardı. O zaman bu haklar sadece Türk vatandaşlarına tanınmalı, değil mi arkadaşlarım? Yabancılar nasıl bizim yönetimimize katılsınlar? Peki, o yüzden bu haklar genellikle Türk vatandaşlarına sadece tanınmıştır. Ancak vergide anayasa Türk demiyor, herkes diyor. Dilekçede vatandaşlar ve karşılık esasıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar diyor. O zaman vergi yabancılar da verir, dilekçeyi yabancılar da kullanabilir. Anayasa açık açık söylemiş. Bilgi edinmede Türk demiyor. Herkes diyor. Herkes bilgi edinme hakkına. O zaman yabancılar da bilgi edinmeye başvurusu yapabilirler. Yine kamu denetçisinde herkes kamu denetçisi diyor. Yani vergi yabancılar da öder. Bu arada vergi sadece bir ödevdir, hak değildir arkadaşlar. Vermek zorundayız maalesef. Dilekçe açık açık yabancının yararlanacağını söylüyor anayasa. Bilgi edinmede herkes diyor. Kamu denetisinde herkes dediği için bu haklardan yabancılar da yararlanabilirmiş son dördü. Vergi, dilekçe, bilgi edinme, kamu denetisine başvurma. Ama seçme seçilme,
Siyasi parti kurma, kamu hizmetine girme, askerlik sadece Türk vatandaşlığına tanınmış haklardır. Kişi ve sosyal haklardan yabancılar da yararlanabiliyor hepsinden. Tek şart neydi? Mütekabiliyet, karşılık. Ama siyasi hakların muhatabı Türk vatandaşlığıdır. Yabancılar sadece vergi öderler, Türkiye'de ikamet ediyorlarsa. Dilekçe haklarını kullanabilirler, anayasa açık açık söylemiş. Bilgi edinme başvurusu yapabilirler ve kamu denetçisine başvurabilirler. Şimdi bunları biraz açalım arkadaşlar. Dilekçeden başlayayım. Anayasa dilekçe ile ilgili şunu söylüyor. İyi dinleyin, burası çok önemli. ÖSYM'in en çok sorduğu soru buradan geliyor. Vatandaşlar ve karşılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar. Yorumlayalım. Biz yapabiliyormuşuz Türk vatandaşları. Bir de Türkiye'de ikamet etmekte olan mütekabiliyet çerçevesinde yabancılar da dilekçe hakkından yararlanabilirler. Evet. O zaman hangi siyasi haktan Türkiye'de ikamet eden yabancıların açık açık yararlanabileceği anayasada bir bak yabancılar diyor. Dilekçe hak. Hakimlik sınavlarının vazgeçilmez sorusudur arkadaşlar. Tamam? Peki kendileri gibi dilekçe kime verebiliyoruz? Yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Arkadaşlar biz dilekçe hakkımızı ve bilgi edinme hakkımızı kime başvurarak kullanabiliyoruz biliyor musunuz? Genellikle CİMER'e. CİMER bir anayasal kuruluş değildir. Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi. Ama dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkının arkadaşlar kullanıldığı yerdir. O zaman Türkiye'de dilekçe hakkımızı kullanmak istiyorsak, bilgi edinme hakkımızı kullanmak istiyorsak genelde nereye başvuruyormuşuz? CİMER'e. Peki dilekçe hakkını kullanmak istiyorsak başka nereye başvurabiliriz? Meclise başvurabiliriz arkadaşlar. Peki mecliste bu işlere bakan bir yer var mı? Var. Meclis Dilekçe Komisyonu var. Üyeleri milletvekilidir. Buraya da arkadaşlar ne yapıyoruz? Hakkımız ihlal edilmişse, bir hak gaspı varsa buraya da yazabiliyoruz. O zaman dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı nasıl haklardır? Anayasal hak arama yollarıdır. Arkadaşlar insan hakları açısından, anayasal açıdan hak arama yollarıdır. Bir mağduriyetiniz varsa, CİMER'e yazmıyor muyuz? Bir mağduriyetimiz varsa Meclis Dilekçe Komisyonu'na da yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam? Aklınızda bulunsun. Peki, herkes diyor anayasa bilgi edinme hakkına sahiptir diyor. O zaman yabancılar da bilgi edinme başvurusu yapabilir. Bilgi edinme nedir? İdarenin şeffaf, demokratik, hesap verilebilir olmasını sağlayan idarenin elindeki bilgi ve belgelere erişebilmemize imkan tanıyan bir anayasal haktır. Bununla ilgili bilgi edinme kanunu vardır arkadaşlar. Bu bilgi edinme kanunu doğrultusunda dilekçe yazıyorsunuz ve bilgi edinme başvurusu yapıyorsunuz. İdarenin şeffaf, demokratik, hesap verilebilir olmasını sağlar. İdarenin elindeki bilgi ve belgelere erişme imkanı tanır bize. Ve bu idari makamlar kanunla yasaklanmamış bilgi ve belgelerse bize vermek zorundalar 15 iş günü arkadaşlar. İleride anlatacağım. Peki. Değerli arkadaşlar, herkes idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleriyle ilgili kamu denetçiliği kurumuna başvurabilir. Kamu denetçiliği kurumu ve bilgi edinme hakkı 2010'da girdi anayasaya. Bilgi edinme kanunu 2003'te yapılmıştı ama anayasal bir koruması yoktu. 2010 yılında anayasaya girdi bilgi edinme hakkı ve anayasal bir hak oldu. Ama ombudsman dediğimiz kamu denetçiliği, arabuluculuk tamamen 2010'da girdi anayasaya. Peki bu ombudsman yani kamu denetçisi kimle kim arası arabuluculuk yapıyor? Benimle devlet arasında. Mesela belediyenin YÖK'ün almış olduğu bir karar bizde mağduriyete yol açtı. Biz mahkemeye gitmemeniz lazım ama. Mahkemeye gitmeden önce kamu denetçiliği kurumuna başvurarak idarenin işleyişiyle ilgili şikayetimizi, dileğimizi yazıyoruz arkadaşlar. Bu da ilgili kuruma iletiyor. Ve bizim aramızda arabuluculuk yapıyor. Bizim haklı olduğumuzu düşünüyorsa ilgili kamu kurumuna tavsiye bir karar yazıyor arkadaşlar. İlgili kamu kurumu adı üzerine tavsiye olduğu için buna uyup uymamak da özgürdür. Peki kamu denetçiliği kurumu arkadaşlar nereye bağlıdır? Meclis başkanına bağlıdır. O zaman kamu denetçiliği görürsek sorularda neresi gelsin aklımıza? Meclis gelsin. Nereye bağlıymış? Meclis başkanına bağlıymış. Baş denetçiyi kim seçer? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Baş denetçinin seçim usulüyle meclis başkanının seçim usulü aynıdır. İleride anlatacağım arkadaşlar. Unutmuyoruz. Tamam. O zaman kamu denetçiliği kurumu görürsek hep ne gelecek aklımıza? Meclis gelecek. Nereye bağlı? Meclis başkanına bağlı. Baş denetçiyi kim seçer? Meclis seçer. Aynı kimin gibi seçer? Meclis başkanı gibi seçer. Ama bunun görev süresi 4 yıl arkadaşlar. Şu anki ombudsman yani arabulucu kimdir? Burası kamu tüzel kişine sahip. Özerk bütçelidir arkadaşlar.
Adamın adını unuttum ya. Şeref Malkoç. Şeref Malkoç arkadaş. Eski Refah Partili, sonra Saadet, sonra AK Partili oldu. En sonunda arkadaşlar ne oldu? Kamu denetçisi olarak atandı. Milletvekili değildir arkadaşlar. Ama bu adamla mecliste yemin eder. Çünkü meclis seçiyor bunu. Mecliste yemin ederek ne yapıyor? Göreve başlıyor. Baş denetçilik nereye bağlı? Meclis başkanına bağlı dedik. Kim seçer? Meclis seçer. Özerktir. İdarenin işleyişiyle ilgili dilek ve şikayetleri inceler. Peki. Geçen sene lisans, ön lisans ve EKPS'de çıktı. 3 sınavda da çıktı arkadaşlar. Kamu denetçiliği kurumu. Tamam. Çünkü Türkiye'de insan hakları açısından bir hak arama yoludur. Tamam. Unutmayalım. Peki arkadaşlar geldik son sayfamıza. İzin şartına bağlanmayanlar. Özet. Basım evi kurmak için izin almaya gerek yok. Yayın yapmak için, dernek kurmak, yürüyüş yapmak, sendika, siyasi parti kurmak için izin almaya gerek yok. Daha önce görmüştük, sebebini de anlatmıştım size. Ama hemen notumuz var. Arkadaşlar, radyo ve TV yayınları derse ne diyorduk? Gerektiğinde izin alınabilir diyorduk. Radyo ve TV yayınları izinsiz kullanılabilen bir haktır demiyor anayasa. Gerektiğinde izin alınabilir diyor. Hemen aşağı iniyoruz. Askerlik sadece Türk vatandaşına tanınmıştı. Her Türk'ün hakkı ve ödevidir diyor. Her erkek demiyor, dikkat et. Siyasi parti sadece Türk vatandaşları, seçme seçilme sadece Türk vatandaşları, memur olma, kamu hizmetine girme sadece Türk vatandaşları. Ama sağ tarafa geçiyorum. Dilekçe hakkından anayasa açık açık yabancının da yararlanabileceğinden bahsetmişti. Bilgi edinme hakkı yine öyle arkadaşlar. Herkes diyor. Kamu denetçisini herkes diyor. Vergi de herkes diyor. O zaman demek ki yabancılar da ne yapabiliyor Türkiye'de ikamet eden? Bilgi edinme hakkına kullanabiliyor. Dilekçe hakkını kullanabiliyor. Vergi ödüyor ve kamu denetçisine başvurabiliyor. Ama hangisini açık açık yabancılar ifadesi geçiyordu? Dilekçe hakkında. Açık açık söylüyor anayasa. Aşağı inelim. Eğitim öğretim hem bir hak hem bir ödevdir anayasaya göre. Çalışmak hem bir hak hem bir ödevdir. Çevre hem hak hem ödevdir bize arkadaşlar. Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir diyor anayasa. Peki vergi sadece neydi? Vergi ise sadece bir ödevdi, hak değildi arkadaşlar. Sadece vereceksiniz. Başka yolu yok. Tamam? Peki en çok karışanlar. Arkadaşlar kişiyle sosyal haklarda karışanlar var. İsim benzerliği var. Başka bir şey yok. Mesela bak zorla çalıştırılma yasağı diyorsa negatif. Ama çalışma sözleşme hürriyeti, çalışma hakkı ödevi, dinlenme hakkı falan diyorsa sosyal. Ama dikkat edin. Çalışma ve sözleşmede hürriyet kelimesi vardı değil mi? Bu hürriyet sizi yanıltmasın. Negatif değil, sosyal bir hak olarak anayasada düzenlenmiş. Halbuki hürriyet geçen haklar genelde neredeydi? Negatif haklardaydı. Devam. Konut dokunulmazdı derse negatif, konut hakkı derse pozitif. TOKİ. Konut dokunulmazdı nedir? Devlet konuta izinsiz giremez. Konut hakkı nedir? Devlet insanlara konut yapar. TOKİ. Dernek kurma hürriyeti. Negatif. Sendika kurma pozitif. İsim benzerlik ama çağrıştırıyor sanki. Yani anayasa dernek kurmayı bir devletin karışmaması gereken bir hak olarak düzenlemiş. Sendika kurmayı ise devletin desteklemesi gereken bir hak olarak düşünmüş. İnanıyor musunuz? İnanalım arkadaşlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme. Arkadaşlar ben bir ara bu bütçe görüşmelerinde Çalışma Sosyal Bakanı vardı daha önce, Vedat diye bir isimdi. Ben beğeniyordum arkadaşlar. Adam orada dedi ki bizim devlet olarak görevimiz hani sendikaların yaygınlaşmasını sağlamak, sendikal faaliyetin gelişmesini sağlamak, çalışanları arkadaşlar korumak vesaire. Demek ki sendikal faaliyetler arkadaşlar devletin yapması gereken, geliştirmesi gereken faaliyetlermiş. Ama dernek kurma devletin karışmaması gereken bir hakmış. Toplantı gösteri yürüyüşü negatif ama grev ve lokaf derse pozitif. Bilim ve sanat hürriyeti negatif, devletin karışmaması gereken ama sanat ve sanatçının korunması derse devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi, devlet sanatçılığı sosyal. Mülkiyet hakkı derse negatif, toprak mülkiyeti derse pozitif. Mülkiyet hakkı neydi? Devlet mülkümüze karışamaz. Elimizden alamaz. Toprak mülkiyetini devlet toprakın verimin düşmesini önler. Topraksız olanlara toprak verir. Bu. Bunun dışında arkadaşlar kişi diye başlıyorsa, din, düşünce, inanç diyorsa, basın yayın diyorsa, hak aramayla ilgili şeyler varsa, adil yargılanma, hak arama hürriyeti, kanun ve hakim güvencesi, ispat hakkı bunlar negatif haklar. Genellikle bakanlıkları çağrıştırıyorsa, mesela aile sosyal politikalar, çalışma sosyal güvenlik, tarım hayvancılık, gençlik ve spor bakanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, ondan sonra ne diyelim sağlık bakanlığı, çevre şehircilik bakanlığı bunlar sosyal. Tamam mı arkadaşlar? Kamulaştırma gördük, devletleştirme gördük,
kıyıların korunması, bunlar arkadaşlar sosyal haklardı. Peki, vatandaşlık, seçme seçilme, siyasi parti, kamu hizmetine girme, mal bildirimi, vatan hizmeti, vergi ödevi, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakları da siyasi haklardı. Siyasi hakların normalde muhatabı Türk vatandaşlarıdır. Ama bazı siyasi haklardan Türkiye'de ikamet eden yabancılar da yararlanabilir. Bir tanesini açık açık anayasa söylemişti, dilekçe hakkı. Diğerlerini herkesten çıkarıyoruz. Neydi bilgi edinme, neydi vergi, neydi kamu denetçisine başvurma. Vergi sadece bir ödevdir anayasaya göre, bir hak değildir arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimizi 50 dakika eşittik arkadaşlar. 50 dakikada anca bitirebildik 5 sayfayı. Evet, nasıl? İyi geçti mi? Hiç susmamışım ya. Hiç susmamışım. Ali Birol, sevgili Ali Birol. Hoş geldin okul öncesinin, sınıf yönetiminin kıymetli hocası. Kral hocam. Hoş geldin. Evet, nasıldı? Güzel miydi? Kolay mı? Her sene buradan bir soru geliyor arkadaş. Her sene. Her sene buradan bir soru geliyor. Sormak isterlerse en zor soruları da buradan soruyorlar arkadaşlar. Anneler ayrılıyor şu anda biliyorum, görüyorum arkadaşlar. Çocuklar, anneler gidiyor. Evet Özge, ben teşekkür ederim. İyi ki katıldınız arkadaşlar, iyi ki varsınız. Valla akşam benim de hoşuma gitti. İlk başlarda dedim ki ya yapabilir miyiz acaba falan. Sonradan hoşuma gitmeye başladı. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Herhalde bitirdikten sonra arkadaşlar özleyeceğim sizi. Evet. Soruları garantilemiş olmamız lazım. Şimdi olağanüstü halin özelliği şu. Yani meclis kanunu çok geç yapıyor ya. Meclis kanunu çok geç yaptığı için Cumhurbaşkanı meclisin yerine geçiyor. Teşekkür ederim. Yarın yasamadan devam edeceğiz arkadaşlar. Yasamadan devam edeceğiz. Ayşe tebrik ediyorum. Hep böyle full olacak. Evet, Melike işine bak. Bir gün o da olacak inşallah. Tamam. Yarın yasamadan devam edeceğiz. Bittikten sonra siz takipte kalın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Derya. Ondan sonra arkadaşlar yine tekrarlarımızı yapacağız. Yine sorularımızı çözeceğiz. Bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Bu işi ben beni dinleyip de inşallah 9'da 7 yaptım, 6 yaptım demeyeceksiniz. Tamam? Evet. Yarın bir video izliyorsunuz. Tabii biz geriden geliyoruz biraz. Şimdi Mert güneyden kuzeyden gelenler falan diye karıştırma şimdi. Karıştırma. Tamam mı? Evet kıymetli arkadaşlar. Yasamayı yarın başlayacağız ama hepsini bitiremeyiz. Gideceğimiz yere kadar. Siz benden önce gidiyorsunuz. Bir gün iki gün benden önce gidiyorsunuz ders çalışırken. Evet yasamadan başlayacağız ama ne kadar gideriz bilmiyoruz. Tamam. Hani benim amacım yormamak arkadaşlar. Şimdi bir saat normal, iyi gidiyor. Arkadaşlar spor tahkim kurulu spor federasyonlarının verdiği kararlara karşı gidiyor. Bunun kararları kesin yargı yolu kapalı. Mesela federasyonla kulüpler arasında, kulüplerin kendi aralarında, kulüplerle futbolcu sporcular arasında, yine kulüplerle hakemler arasında yapılan çıkan anlaşmazlıklarda spor tahkim kuruluna gidiliyor. Tahkim kurulu kararları kesindir, yargı yolu kapalıdır. Evet. Evet. Mustafa'cığım işte yapacağız canım biraz uğraşacağız. Bahar hocam hoş geldiniz. Bahar Boz. Nasılsın iyi misin? Evet. Bıktıracağım sizi öğreneceksiniz arkadaşlar. Bıktırana kadar tamam mı arkadaşlar? Bence yazarak çalışmayın arkadaşlar. Hani gerçekten hani bunu kitap şey olsun diye söylemiyorum. Yazarak çalışanların hepsi hüsran arkadaşlar. Ya ben burada sizin için yazmışım zaten. Önemli gördüğüm cümleleri önemli görmüşüm. Bu cümle bu şekilde yazılmalıdır demişim. Yazmışım hepsini. Tamam. Buradan giderseniz sizin için tekrarda kolaylık olur arkadaşlar. Evet. Tek seferde yapamam. Nazire ya zaten. Yavaş yavaş gideceğiz. Her gün bir saat işliyoruz. 50 dakika 45 dakika. Tamam. Bir ders yapıyoruz ya. Her gün bir ders yapıyoruz. Sana ait olan kız kamunun malını niye bildirirsin? Sen kendi mallarını bildireceksin. Altınını bildireceksin. Bankadaki paranı bildireceksin. Evin arabanı bildireceksin. Sevgiler, saygılar. Evet. Aynen. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar.
Bugünkünde kaydedeyim, tamam mı arkadaşlar? İzleyin, bir iki gün sonra kaldırırım. Tembellik yapanlar için kaldırıyorum arkadaşlar. Tamam? Haydi bakalım. Demetçim olmaz. Demet. Dinleyeceksiniz, videolarınızı dinleyeceksiniz. Bu dersin özelliği tekrar. Sabahki işlediğiniz şeyi, önceki gün işlediğiniz şeyi tekrar ediyoruz biz burada arkadaşlar. Tamam? Heh. Peki. Hadi kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Çok sağ olun Özgeciğim. Teşekkür ederim. Haydi bakalım.